hadis etmiştik ya. Kavlun muellefun min kadaya meta sullimet lezimet anha lidatiha. O min kadayanın neden geldiğini söyledi. Meta sullimet kaydını söyledi. Lezime anha kaydını söyledi. Yani bütün bu şey tarifte yer alan bu kayıtların faydalarını söyledi. Şimdi lidatiha. Onu söyleyecek. Evet diyor bu lizatiye yuhricu kıyasel musavati. Kıyasel musavati normal kıyasın tarifinin dışına atıyor. Neden? Çünkü kıyasel musavat verimli bir kıyas türü değil. Mesela şekli evul gibi, şekli sani gibi, şekli salif ve rabe gibi standart bir delil türü değil. Zira şimdi söyleyecek bazı yerlerde kıyas-ı musavat netice verir ama bazı yerde netice vermez. Halbuki ilimlerin kaidelerinin külli olması lazım. Külli olmayan bir şey kaide olmaz. Peki kıyas-ı musavat nedir bu? Bazı yerlerde netice verip bazı yerlerde netice vermeyen diyor. Vahva bu kıyas-ı musavat ma öyle bir kıyastır ki yeterekkebu min kadiyyeteyni iki mukaddimeden yani Türkçe'de öncül diyoruz. İki öncülden bir oluşur. Ve o öncüllerin birincisinin mahmulünün mutaalliki yani birinci öncülde mahmule taalluk eden ona bağlanan bir husus var. O hususu mevdu'al uhra ikinci öncülün mevdu'u yapıyorsunuz. Öznesi yapıyorsunuz. Ve ma ittihadil mahmuli her iki yani bu kıyasül musavatta kullanılan her iki ön kadıyenin mahmulu bir. Böyle bir kıyas. Şimdi örnekten daha iyi anlaşılacak. Mesela diyorsun ki ennâtıku musâvun lil kâtibi. Bakınız. Ennâtıku musâvun lil kâtibi bu birinci önerme. Birinci öncül. Ve bunun mahmulu nedir? Musâvundur. Onun mutallıkı nedir? Lil kâtibidir. O kâtibiyi وَالْكَاتِبُ مُسَاوٌ لِلْضَاحَكِ Bu da ikinci önermedir. Bu ikinci önermenin mevduu, birinci önermenin mahmurunun mutaalliki olan katiptir. Ve ikisinin, yani iki öncülün, iki önermenin mahmurları da birdir. Çünkü birincisinde de اَنَّاتُقُ مُسَاوٌ İkincisinde de el-katibu musavi. İkincisinde de her ikisinde de musavidir. Evet. Böyle bir kıyas yaptınız. El-natiku musavun lil-katibi vel-katibu musavun lil-dahik dediğinizde bu nasıl oluyor? Bu şekli evvelin gayri mutaarif kıyas şeklidir. Şekli evvelden gayri mutaarif bir kıyastır. Yuntiju netice ennâtıku musâvun lil musâvi lil dâhik. Nâtık dâhikin dâhike musâvi olanın musâvisidir. Ennâtıku musâvun lil musâvi lil dâhik. Yücalu hâzîn neticetu bu netice o yani birinci kıyasın neticesi olan bu önerme اَنَّاتُقُ مُسَاوٌ لِلْمُسَاوِي لِلْضَاحِكِ Bunu sonra bunu da sonra yapıyoruz. وَالْمُقَدِّمَةُ الْاَجْنَبِيَّةُ كُبْرَى Kıyasta yer almayan bir yabancı bir mukaddimeyi de öncülü de kubra yapıyoruz. Ve şöyle o yabancı mukaddime kullu musavun
lil musavvilil dâhaki musavvilil dâhaki. Budur. Yabancı mukaddime. Yönetici yönetici fennâtukum musavvilil dâhaki. Yani şöyle ikinci kıyas annâtukum musavvilil musavvilil dâhak bu sure ve kullu musavvilil musavvilil dâhaki musavvilil dâhaki kubra haddi avsat musavvilil musavvilil dâhaki. Çünkü her iki önermede tekrar edilmiştir. Dolayısıyla o haddi avsatı kaldırdığımızda yöntici yönetici fennâtıkum musavvilil dâhaki. Bu netice, bu önerme, bu kıyas-ı musavvattan çıktı. Peki, madem kıyas-ı musavvat bu anlattığınız şekliyle netice veriyor, niye onu normal kıyasın dışına attınız? لِأَنَّ اِنْتَاجَهُ Çünkü bu kıyasın netice vermesi بِوَاسِطَةِ الْمُقَدِّمَةِ الْاَجْنَبِيَّةِ O yabancı mukaddimenin yardımı iledir. كُلُّ مُسَاوٌ لِلْمُسَاوِ لِلْشَيْءِ مُسَاوٌ لِذَٰلِكَ الشَّيْءِ Bu. وَهْيَا O mukaddime ecnebi غَيْرُ مُطَّرِدَةٍ فِي الْاِنْتَاجِ Devamlı netice vermez. Yani bazı yerlerde netice verir. Ama bazı yerlerde netice vermez. Nasıl? لِأَنَّهَا Çünkü bu mukaddime ecnebi önerme, ecnebi öncül de diyoruz. Ki o kullu musavun musavili şey, musavun lidâlike şey. Bu. تَسْلُقُ فِي مَادَّةِ الْمُسَوَاتِ Bu örnekte olduğu gibi musavat maddesinde de Efendime söyleyeyim netice verir. Ve zarfiyeti zarfiyet maddesinde de netice verir. Ve lüzumi lüzum maddesinde de bu üç maddede netice verir. Mesela isterseniz zarfiyetten örnek verelim. Dediniz ki mesela el hadikatu evet zarfun lil be'ri el hadikatu Zarfun lilbe'ri. Velbe'ru zarfun lilmâ'i. Velbe'ru zarfun lilmâ'i. Kalem defteriniz inşallah vardır ve yazıyorsunuz. Elhakî hadîkatu zarfun lilbe'ri. Velbe'ru zarfun lilmâ'i. Bu neyi netice verir? Elhadîkatu zarfun li zarfilmâ'i. Bu netice, bu neticeyi el-hakide hadikatu zarfun li zarfil ma'i sura yapıyoruz. Yabancı mukaddime kullu zarfun li zarfi zarfun li zarfin li şey'i zarfun li zalike şey'i kullu zarfun li zarfi şey'i zarfun li zalike şey'i bunu kübra yapıyoruz ve şöyle önerme kıyas oluşuyor. El-hadîkatu zarfun li zarfil mâ'i ve kullu zarfun li zarfil mâ'i zarfun lil mâ'i netice fel-hadîkatu zarfun lil mâ'i. Bakınız bu fıstık gibi bir netice verdi. Bu neticede problem yok. Lüzumda da öyledir. Mesela dediniz ki harften örnek vereyim ki biraz daha pratik olsun. E lazimun li be ve be lazimun li ce fe e lazimun li lazimi ce bu netice ve kullu lazimun li lazimi şey'i lazimun li şey'i ve kullu lazimun li lazimi ce lazimun li ce neticede fe e lazimun li ce bu da netice veriyor. Bu üç maddede kıyas-ı musavat netice verir. Ama وَتَكْذُبُ فِي مَادَّةِ الْمُبَايَنَةِ وَالْكُسُورِ التِّسْعَةِ
Mübayene maddesinde ve kusur-i tis'ada bu kıyas-ül müsavat şeklindeki kıyas formülü netice vermez. Mesela mübayeneye örnek verelim. Ben bir su getireyim önce. Evet, mübayenet maddesine şöyle örnek verelim. Dediniz ki, el-eşşeceru mübayenun lil-haceri. Doğru. Eşşeceru mübayenun lil-haceri. Vel-haceru mübayenun lil-hayvani. Bu da doğru. Feşşeceru netice mübayenun li-mübayenil-hayvani. Bunu sonra yapıyoruz. O yabancı mukaddime de kullu mubayinin li mubayinin şeyi mubayinun li zalike şeyi. Çünkü o yabancı mukaddime o. Onu da getirdiğimizde kubra olarak o zaman el haceru mubayinun li mubayinil hayvani ve kullu mubayinin li mubayinil hayvani mubayinun li hayvani, o zaman feşşeceru mubayinun lil hayvani neticesi çıkıyor ve burada bu maddede doğru olsa bile ama hacerin yerine şecerin yerine insan koysanız netice veya mesela şöyle deseniz eşşeceru mubayyunun lıddâhiki eşşeceru mubayyunun lıddâhiki ve dâhiku mubayyunun lilkâtibi mesela böyle bir örnek getirseniz netice vermez. Kusûr-ü tis'a'da da yine netice vermez. Mesela kusûr-ü tis'a örneğin diyorsunuz ki الثلاثه نصف للسته والسته نصف لاثني عشر بغرز الثلاثه نصف للسته بو birinci önermemiz والسته نصف لاثني عشر ikinci önermemiz neticemiz de فالثلاثه nısfun li nısfı ifne aşara. Bu sura yaptık. Yabancı mukaddimeyi de getirdiğimizde kullu nısfın li nısfı şeyi nısfun li zalike şeyi. Onu da buraya uyarlayarak getirdiğimizde şöyle diyeceğiz. El ifselâfetu nısfun li nısfı ifne aşara. وَكُلُّ نِصْفٍ لِنِصْفِ اِسْنَيْ عَشَرَ نِصْفٌ لِإِسْنَيْ عَشَرَ netice فَالسَّلَاسَةُ نِصْفٌ لِإِسْنَيْ عَشَرَ çıkar. Halbuki bu yanlıştır. Çünkü selasa İsnay Aşar'ın nısfidir. Efendime söyleyeyim. Rubu'udur. Dolayısıyla kusur-u tisa maddesinde ve mübayene maddesinde efendime söyleyeyim bu kıyas-ül müsavat madem
Kazım geliyor yani netice vermiyor. Öyleyse kıyas-ı musavat muttariden yani devamlı netice veren bir kıyas olmadığından külliliğini kaybetmiş oluyor ve dolayısıyla bizim için sabit bir kaide olan, külli olan normal kıyasın bir parçası olarak kabul edilemez ve bunun için onu çıkaracak bir şey getirmemiz lazımdır. Yani bir kıyasın tarifinde bu kıyas-ı musavatı tarif dışına atacak bir kayıt getirmemiz lazımdır. O kayıt da lidatihadır. Çünkü bu kıyas-ı musavat sadece iki önermenin kendisinden dolayı netice vermiyor. Yabancı bir mukaddime vasıtasıyla netice veriyor. Öyleyse lizatiha deyince bu kıyas-ı musavat kıyas, normal kıyasın dışına çıkmış oldu. Evet, böylece bu zikrettiğimiz kayıtlarla kıyas için getirdiğimiz tarif hem cami oldu hem de mana oldu. Evet. Vahva bu kıyasla ilgili başka bir şeye geçerek artık. Tarifin kayıtlarının muhterazatını zikretti. Onu kenara bıraktı. Şimdi vahva işte kıyas iki kısımdır diyor. İstisnaiyyun, istisnai kıyas var. İmkanı aynun neticeti. اَوْ نَقِضُهَا مَذْكُورَةً ف۪يهِ بِالْفَهِ Eğer neticenin kendisi ve neticenin nakidi kıyasta mezkursa buna kıyas-ı istisnai denir. Mesela arkadaşlar kaleminiz varsa kalem kağıtınız yazın ki size daha iyi suret olsun. Dedik ki كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودُ Bu istisnai kıyasın şartlı öncülüdür. Mukaddimesidir. Çünkü kıyas-ı istisnai iki öncülden oluşur. Bir şartlı bir öncül, iki lakin ile başlayıp da ona mantık bilen istisnai öncülde değil. Bu ikisinden oluşuyor. Öyleyse kullama kanet şemsu tali'atan fennaharu mevcudun dediğinizde bu şartlı önerme. Şimdi istisnai önermeyi getireceğiz. Eğer istisnai önerme o şartlı önermenin birinci mukaddemi dediğimiz birinci şart cümlesinin aynı ise ve لَكِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ deseniz o zaman netice فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ İşte bu اَنَّهَارُ مَوْجُودٌ önermesinin aynısı birinci önermede لَكِنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ كُلَّ مَكَنْ شَمْسَ طَالِعَةٌ فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ Ha orada فَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ meskurdur. Tabi o aynilikten maksat sureten aynı. Yani sureten onun aynı mezkurdur. Evet. Nakidine örnek verelim arkadaşlar. Kullemâ kânet şemsu tâli'aten fennâhâru mevcudun. Bu yine şartlı önerme. İstisnai mukaddime lâkinne şemse leysat bi tâli'atin. Bakın. İstisna men nakidil mukaddemidir. Netice nakidut tâli. فَالنَّهَارُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ Bu فَالنَّهَارُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ كُلَّمَا كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ مَوْجُودٍ cümlesindeki النَّهَارُ مَوْجُودٍ sureten aynısıdır. Sureten. Hakikaten değil, sureten. Çünkü niye hakikaten değil? Çünkü النَّهَارُ مَوْجُودٍ ceza cümlesi iken o bir cümlenin parçasıdır. Tam cümle değil. Ama netice iken
tam bir cümledir, müstakildir. Onun için sureten aynısıdır. İşte buna böyle bir kıyasa istisna ediyoruz. Mesela kullemâ kâne l-insânu nâtıkan kullemâ kâne hâzâ insân kâne hayvan kullemâ kâne hâzâ insân kâne hayvan. Bu şartlı önerme, istisnai önermede lakinnehu insanun istisnamen aynel mukaddem netice aynel tali fehuve hayvan ve istisna nakidu tali ise lakinnehu leyse bi hayvanin dolayısıyla netice nakidu mukaddem fehuve leyse bi insan. Ama arkadaşlar bunun tersi cevap ve netice vermiyor. Tersi şöyle. Yani el-istisna'u men aynit tali men aynit tali netice aynul mukaddem olmuyor. Yani lakinnuhu hayvan dediğinizde bu istisna'u men aynit tali o mukaddemin aynısını netice vermez. Fehu insanun neticesi çıkmaz. Yani hayvan olabilir ama insan olmayabilir. Mesela esed hayvandır ama insan değil. Onun için kıyas-ı istisnaide getirdiğimiz şartlı önermenin netice verebilmesi için mukaddemi ile talisi arasında umum hususun olması lazım. Mukaddemi ile talisi arasında umum hususun olması lazım. Dolayısıyla insan ile hayvan arasında umum husus vardır. İşte böyle bir şartlı önermeyi getirdiğinizde istisna-u aynil mukaddemi lakinnehu insanun netice aynil tarifehu hayvan. İnsan olsa mutlaka hayvandır. İstisna-u nakid-i tali netice nakid-i mukaddem. Lakinnehu leyse bi hayvanın hayvan değilse asla insan olamaz. Fehu leyse bi insan. Böyle bu şekilde netice verir. Ama istisna-u ayn-i tali netice ayn-i mukaddem olmuyor. Bu netice vermiyor. İstisna-u nakid-i mukaddem nakid-i tali de vermiyor. Lakinnehu leyse bi insanın dediğinizde insan olmadığı halde hayvan da olmaması gerekmez. İnsan değil ama hayvandır, esettir. Evet arkadaşlar. Bu ihtirani gün orada duralım. Yani kıyasın ikinci kısmı, birincisi burada istisnai dedi. O kısa olduğu için ona öncelik verdi. Sonra ihtiraniye geçiyor. Duralım.